Ya Fikri sağ uyduk geldik yani. Ne bileyim valla İbrahim eniştemi ayıp ediyormuşuz gibi geliyor bana. Fikri benim de içim hiç rahat değil yani. Akrabamız sonuçta. Bence geri dönek. Ya Paşa abi, Jale abla. Bundan 18 yıl önce başımızı sokacak bir evimiz olsun diye biz bu kooperatife girdik. Ya bırak başımızı sokacak evi, ayağımızı sokacak kulübe yok ortada ya. Sizce de nerede bu evler demenin zamanı gelmedi mi? Doğru diyorsun, doğru diyorsun da sonuçta adam bizim eniştemiz yani. Bizi dolandıracak değil mi? Yapmaz ya. Ya biz bu ofisin önüne ne zaman gelsek sürekli arabalar yenilenmiyor mu? Ofis sürekli lüksleşmiyor mu? Hadi tamam adamın günahını almayalım ama arkadaşlar bakın 18 yıldır biz varımızı yoğumuzu veriyoruz ama sürekli İbrahim enişte zenginleşiyor. Doğru yapar. Ben size bir şey söyleyeyim. Ben geçen gün duydum. 12 artı bir ev almış. Aa yüzünü göreyim soracağım diyeceğim. Senin var ya 12 artı bir. Bizim evler nerede diyeceğim. Vallahi şu an kıllandım ben de yani. Kapıda gel hayvan gibi bir cip vardı ya. O en az 3-4 milyonluk bir cip ya. Yok canım. Lan ben ne duydum biliyor musun? Miami'den yazlık almış hesabını sorak bence. Miami niye duydun? En yakın akrabalarım. Benim çok sevgili kooperatif üyelerim gelmiş. Hoş gelmiş, hoş gelmiş. Ya buyurun oturun, oturun, oturun hadi. Geçelim, hoş geldiniz. Oturun ya, oturun. Vallahi pek hoş gelmedik İbrahim enişte. Aa, hayırdır Fikri? Ne oldu? Bir sorun var ya. Söyleyin hele. Söyleyin, ne yapabilirim? Söyleyin, anlatın. Enişte, sorun şu ki... biz başımızı sokacağımız bir evimiz olsun diye bu kooperatife girdik. Evet. 18 yıldır bu kooperatifin parasını veriyor. Ama 18 yıldır başımızı sokacak bir evimiz yok. O kadar doğru diyor ki, 18 yıldır hem kooperatif parası ödüyorum, hem kira ödüyorum, ortada ağda hiçbir şey yok. Enişte, bir de duyduk sen ev almışsın, biz neren ev alamadık? Ah benim canlarım, ah benim güzellerim ya. Siz yıllardır kirada oturduğunuz için Allah nazarında ne kadar şanslı olduğunuzu bilmiyorsunuz herhalde. Enişte, bizim evin damı akıtıyor, ben de mi şanslıyım? En çok sen şanslısın be paşa, en çok sen ya. Sen damın akıttığı için kafana kafana isyan etmiyorsun ya. O yüzden her gün, her damın akıttığında sevap kazanıyorsun. Beni abi, bak bak, benim damım akıtmıyor. Durduk yere sevaptan oluyorum. Öyle oluyor mu ya? Böyle oluyor tabii Jale, ah be Jale. Bana bak buradayım ben. Böyle oluyor tabii ya, daldan gittin. Düşünüyorum enişte. Ya benim canım ya. Bakın, Yüce Rabbim kimini yoklukla, kimini varlıkla test edermiş. Beni de varlıkla test ediyor işte. Takdir-i ilahi. Ve ben her gün bu sınavdan kaldığımı düşünerek yaşıyorum. Size yemin billah. Vallahi beni de test etsin o zaman. Ben hazırım yani. Evet. Fikri, günaha girersin Fikri. Deme öyle, etme Fikri bak. Şükür diyeceksin. Neden demeyeceksin. Ya şükür de derim, neden de derim. İkisi birbirine de engel değil ki. Hatta soruyorum, neden? Neden enişte bizim 18 yıldır evlerimizi yapmıyor musun? Sen bizi dolandırıyor musun enişte? Bak şimdi ya, bak ben iyisin mi size bak bir... bir kıssa anlatayım. Ya bize kıssa anlat, tapularımızı ver bizim, kıssa anlat. Bak bir gün... çok fukara bir adam yolda yürürken boş boş yürüyor. Böyle bir kapının önünde bir çocuk görüyor. Ali Çınar. Çocuk diyor, ne işin var kapının önünde? Üşüyorum diyor ya. Annen nerede yavrum diyor fukara. İçeride almıyor beni diyor içeri. 5 dakikadır almıyor diyor. Neyse herhalde sonrasında Güneş Hanım imana geliyor. Alıyor. Fukara yoluna devam ederken bir konağın kapısının önünde zengin bir adamın ağladığını görüyor. Hüngür hüngür ağlıyor zengin bey. Fukara gidiyor varıyor yanına soruyor. Beyim beyim neden ağlıyorsun diyor. Üşüyorum diyor o da bak. Üşüyorum ey fukara kardeşim diyor. Ya fukara şöyle bir konağa bakıyor, şöyle bir beye bakıyor. Beyim diyor koskoca konağım var, içeri girip ısınsana. Ya fukara diyor, ben içeride yaktıkça yakıyorum, şömineyi ama ısınamıyorum. Bir sıcacık gülüştür insanın içini ısıtan konaklar değil diyor.
Keşke diyor benim donum akıtsaydı da gözyaşlarım akmasaydı yalnızlıktan diyor. Fukara şöyle bir düşünüyor diyor. O zaman diyor meğer asıl zengin benmişim. Zengin adama şöyle bir sıcacık gülümsüyor. Ve zengin adam ömründe belki de ilk defa o zaman ısınıyor. Allah'a doğru ya. Şu sıcacık gülüşlerimiz var ya en büyük hazinemiz yani. Biz birbirimize yeterek evlen istemiyorum ben. Aynen. Gülün, gülün. Çok da ya saçmalamayın. Ne yapıyorsunuz siz ya? Adamın konağı var, konağa giriyor. Şöminesi var üstelik. Şöminesi olan adama acıyorsunuz şu anda. Siz kendinize acıyın. Helal! Ben vallahi şu an uyandım. Ben bir şey soracağım sana. Şimdi ben var ya 18 yıldır hem kira ödem, kooperatif ödem. Ben bildiğin fakirleştim lan, fakirim ben. Sen fakir değilsin Mehtap abla. Sen Allah'ın sevgili kulusun. Anlamadım. Yahu Allah fakirleri sever. Ne mutlu size ki öbür dünyada yeriniz hazır. Enişte, bu dünyada da bir yerimiz olaydı iyiydi yani. Bizim evde bir tane küçük odada 5 kişi uyuyoruz biz. Ah paşa, ah! Sana nasıl özeniyorum ya. Senin yerinde olmak için, o aile sıcaklığını tatmak için neler vermezdim. Siz bilmiyorsunuz, haberiniz yok ki. Ben yeri geliyor, 4 gün çocuklarımı göremiyorum. Ya niye? Ya ev 4 katlı, 12 odalı. Çok ıssız. Ben istemez miyim çocuklarımı uyurken seyretmeyi, onlarla boyun boyuna yatmayı? Ama işte çok zor, çok zor yani. Allah'ım esir gelsin enişteme yalnız. Cale abla hemen düşme lütfen. İbrahim enişte, 12 odalı bir yerde fakirlik övemezsin. Sen sahip olduğun şeyin farkında değilsin Fikricim. O yüzden böyle konuşuyorsun. Bak ben seni biliyorum, sen sabah kalkıyorsun. Bakıyorsun, paran yok. Derdin belli mi? Belli. Çözüm var mı? Yok. E ben ne yapayım? He? Her gün yepyeni streslerle yepyeni endişelere uyanıyorum. Parasızlıktan daha büyük endişe ne ola ki enişte? Paralılık. Ya dolarda mı kalsam? Borsa mı oynasam? Garantili mevduata mı geçsem? İçim içimi kemiriyor. Uykularım kaçıyor vallahi. Çekilir şey değil. Yine ya, vallahi doğru, paralılık büyük dert ha. Halimize bir şükür. Yok adam yok, ben şimdi düşün de gerçekten fakirlik fena değil. Azıcık aşım, arasız aşım. Öyle değil mi? Doğru diyorsun, doğru diyorsun. Zenginlik mutluluk getirmez derlerdi de inanmazdım vallahi. Kim diyormuş lan onu? Zenginliği. Lan madem fakirlik bu kadar övünülecek bir şey, o zaman fakir gibi yaşasan enişte. Niye senin kapında böyle milyon liralık arabaların var? Helal. Ben yine ayıldım. Niye kapında milyonluk arabam var? En çok da senden umutluyum yenge. Sağ ol. Ya benim canlarım. O araba var ya kapıda gördüğünüz. Benim bu yeryüzündeki cehennemim. Araba senin değil mi enişte? Cehennemin mi araba? Hey paşa. Ya cehennem derken yani cehennemde yaşıyor gibiyim o araba olunca. Niye? Bilmiyorsunuz tabii, anlatayım. Şimdi araban olunca kapıda biniyorsun, kapıda iniyorsun. Ya hareketsizlikten duba gibi ol. Kalp desen var, damar sertliği desen var. Her gün üstelik bonfile yemekten. Kolesterol tamam. Vallahi ben birkaç sene ölür giderim aman ya. Aman size çok üzülüyorum oğlum. Vallahi canım akrabalarım. Size çok üzülüyorum. Ne güzel yürüyorsunuz lan. Bazen böyle arabayla sabah giderken görüyorum sizi metrobüste. Allah nasıl böyle kenetlenmişsiniz. İç içesiniz, birliktesiniz. Bak yanak yanağa, sırt sırta, omuz omuzlasınız ya. Ben üstü açık arabamda tek başıma gözyaşlarımı içime akıta akıta gidiyorum. Ama kime anlatıyorum? Fakir ne anlar zenginin halinde? Ya işte siz beni mutluyum sanıyorsunuz. Ama ben Ali Çınar gibi üşüyorum. Arabanın üstü açık olduğu için olabilir mi enişte? Artık ya yemin ediyorum ha enişte. Sen bizi affet, biz ettik, sen etme. Ne olur elini ayağına öpeyim ben. Yani şu anda gerçekten adamın zenginliğine üzülüyorsunuz. Farkında mısınız? Ya sus! İblis ya! Konuşma artık. Böyle insanlar beni acayip duygulandırıyor. Çok zor paşa biliyor musun? Nereden bileceksin ama. İnsanın üstü açık arabasının olması çok zor. Zor tabii. Bize ver o zaman enişte. Helal. Ya böyle bir şey olamaz. Madem çok özürüm, sen git metrobüste halkla kol kola. Niye gitmiyorsun?
Sen bizi dolandırıyor musun lan? Ben size bir kıssa anlatayım. Ya bırak enişte kıssaymışsın ya. Bir gün çok fukara bir adam ailesiyle evde yemek yemekteymiş. Yemek dediğimde sofrada bir kuru soğanla kuru ekmek varmış, onu yiyorlarmış. Bizim gibi. He, sen bilirsin. Karısı artık bu duruma dayanamamış. Ya bey demiş, ben isyan ediyorum, bu nedir böyle? Bak sen fukara da olsan etrafı tarafından sevilen, sayılan, salih bir zatsın. Allah'a dua etsen de bize de daha fazla rızık verse demiş. Yaşlı adam da kıramamış karısını. Peki karıcığım demiş, o akşam Allah'a daha fazla rızık için dua etmiş. Gece uyumuşlar, sabah kalkmışlar. Bir bakmışlar ki oturma odasında, evin ortasında altından bir kerpiç. Allah! Fukara adam demiş ki, hanım hanım bunu götür sat, ne ihtiyaç varsa al. Kadın gitmiş, ihtiyaç olsun olmasın her bir şeyi yığmış eve, almış da almış, doldurmuş da doldurmuş. O akşam öyle bir ziyafet çekmişler, öyle bir yemek yemişler, öyle bir yemek yemişler ki yaşlı adam çatlamış. He, tam ölmek üzereyken de gözyaşları içindeki karısı, Allah'ım neden böyle oldu demiş. Son nefesini vermekte olan yaşlı fukara kocası da, sen böyle istedin ey karıcığım demiş ve boom! Kendisi patlayıp ölmüş. Öyle duymuş bunu. Ben hiçbir şey istemiyorum bu dünyada. Sen çıkardın iyice ama ya. Ya ağladıkça çirkinleşiyorsun Cahil abla, lütfen ya. Lütfen yani, ne yemiş olabilir de işkembesi patlamış? Ya Fikri, kötü insan Fikri. Ne alakası var? Orada o işkembe dediği metafor yapıyor yani eniştem ya. Enişte bizi affet ya, vallahi affet. Senin günahların sponsoru olmuşum ya. Ben bu imtihanı geçemedim canlarım. Yok, ben geçemedim bu imtihanı canlarım. Yok, olmadı, olmadı. Nefsime hakim olamadım, yedikçe yedim. Aldıkça aldım. Hep zevkimi, sefamı düşündüm. Böyle aklınızın almayacağı günahlara bulandım ve kendi ellerimle yok ettim, yıktım öteki dünyamı. Çok imreniyorum lan size. Ya ayağımdaki ayakkabı 5 yıllık. Ay sonunu getiremiyorum enişte. Neyine imreniyorsun bunu? Parayı bulunca insan çok bozuyor fikri. İşte bakıyorum, ulan bir tane mandalinayla 10 kişi mutlu oluyorsunuz. Ama ben artık zevki en uçlarda arıyorum. Tatmin olamıyorum. Yani içkiler, kumarlar, alemler, kim kime dumdumalar, kapalı private partiler, dünyanın her köşesinde maskeli balolar. Bunlarla sınanmak kolay mı? Kapalı private'lerde ne yapıyorsun? Ya havuz mavuz sorma yani. Bunlarla sınanmak hiç kolay değil, kolay mı? Kolay, evet. Oğlum senin tuzun kuru olduğu için böyle konuşuyorsun Fikri. Benim etrafımda bir tane arkadaşım kalmadı. Hepsi beni dolandıracak, paramı çalacak diye kovaladım. Yapayalnızım. Neler çekmiş lan işte, kurban olalım. Ne çekmiş kız? He? Ne çekmiş? Adam burada şerefsizliğini anlatıyor. Ne çekmiş? Yok yok. Doğru diyorum enişte. Benim de param olsa vallahi ben de kendimi hep bozardım ha. Sen bozardın değil mi? Ya senin bozacağın belli. Bırak enişte ya. Gelmişsin burada bize edebiyat yapıyorsun, bizi kekliyorsun burada ya. Lütfen artık söyle, nerede bizim bu evlerimiz? Fikri. Başını yastığa koyduğun zaman iç huzuruyla uyuyabiliyorsan başının üstünde bir çatıya ihtiyacın yoktur diyorum. Sen başını yastığa koyduğunda huzurla uyuyamıyorsun değil mi? Asla. Bizi dolandırdığın için değil mi? Ah be Fikri ya. Ah be. Ah be küçük sersem. Gel buraya. Gel. Gel. Gel oğlum. Sana hala ne kadar özendiğimi anlamıyorsun değil mi Fikrim ya? He? Gel. Şu yaşlı koca eniştene hele bir sarıl da fakirliğini koklat bana. He? Hadi gel. Gel lan. Sana tapuyu vereyim, bunları def et. Doyamadım, gel buraya bir daha sarılayım, gel. 2 daire isterim. Aa, benim canım. Gel hele bakayım. Çıkarma. Arabayı da vereyim, anlaşalım tamam mı? Sus artık. Eniştim. Eniştem, seni buraya kadar geldik, seni rahatsız ettik. Senin zaten derdin başından aşkın, affet bizi eniştem. Eniştem affet. Affet bizi eniştem. Fikri, öyle mi diyorsun lan? Öyle diyorum tabii. Görmüyor musunuz adamın halini? Zaten derdi başından aşkın. Bir de gelip biz ona burada yük oluyoruz. Hadi toplanın gidiyoruz. Enişte, hadi Cahil abla. Allah enişte, şimdi Allah. Ağlıyoruz Cahil abla. Ağla, ağla. Dayanacağız ya, dayanacağız. Yapacak bir şey yok. Ama hakkınızı helal edin. Helal olsun. Helal edin. Helal olsun. Helal edin. Helal olsun enişteme.
Mal lan bunlar. Zor bir mesele ama hayat geçiyor şöyle böyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılarımıza ve de sen de söyle.